Eğer birazdan kuracağımız cümleler gerçeğe dönüşürse Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iki buçuk yıl geçmesine rağmen bundan sonrasında daha da alevlenebileceğini söylemek zorunda kalabiliriz. Çünkü dün itibariyle Blinken ve de İngiltere Dışişleri Bakanı Lemin'in Birlikte yaptıkları Ukrayna ziyaretinin sonuçları tartışılıyor. Burada birçok kişiyle görüştükleri biliniyor. Ukrayna lideri Zelenski uzun bir zamandan beri de hem uzun menzilli füzeler istedi Batıdan ve Amerika Birleşik Devletlerinden o uzun menzilli füzeler geldikten sonra da Rusya'ya karşı büyük bir ihtimalle de Rusya'da savaşın seyrini değiştirebilecek, Rusya'nın canını acıtabilecek yerlere kullanmak için de izin istiyordu. Bugüne kadar gelmemişti. Şimdi konuyla ilgilenen çevreler tarafından o iznin, istenen iznin verilebileceği söyleniyor Ukrayna'ya. Ukrayna ve Rusya savaşında kritik bir eşiğe gelindi. İki buçuk yıldır süren savaşta angajman kuralları değişebilir. Rus topraklarını NATO'dan tedarik ettiği uzun menzilli füzelerle vurmak isteyen Ukrayna, istediği izni almak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu konuda ilk kez açık açık yeşil ışık sinyali verdi. İki ülkenin dışişleri bakanları birlikte Kiev'i ziyaret edip Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Ziyaret tam da İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiaları gündemdeyken yapıldı. Kiev'e daha fazla destek mesajı verildi. This is the first time. ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları olarak 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez birlikte seyahat ettik. Ve bu seyahatin amacı Ukrayna'nın Rusya'ya karşı olan mücadelesine olan tam desteğimizi yinelemektir. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar gerilimi tırmandırmaktan kaçınma kaygısıyla Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli füzelerle vurmasına izin vermiyordu. Hatta 2022'de Ukrayna işgali başladığında Washington'a Moskova arasında savaşın nasıl ve hangi silahlarla yürütüleceğine dair gizli bir anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın İran'dan balistik füze alarak dengeleri değiştirdiğini söyledi. Bu nedenle Ukrayna'nın uzun menzilli silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılacağını ima etti. Şu an Putin İran'dan balistik füzeler edinerek saldırganlığını daha da güçlendiriyor. Bu yüzden Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını acilen sağlamaya çalışıyoruz. İhtiyaçlar değiştikçe, sahadaki durum değiştikçe biz de tutumumuzu adapte ediyoruz. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lamy de benzer konuştu. İran'dan Rusya'ya balistik füze transferine bakınca Ukrayna'ya başarılı olması için daha fazla destek vermemiz önemli dedi. Ancak iki bakan da Ukrayna'ya resmen izin verildiğini ilan etmeden Kiev'den ayrıldı. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere liderlerinin Cuma günü Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye çevrildi. Bu konuda resmi açıklamayı Joe Biden ve Keir Starmer'ın yapabileceği belirtiliyor. Uzun menzili silahlara yönelik kısıtlama kararının çoktan alındığını ancak duyurulmasının Zelenski'nin bu ay Washington'a yapacağı ziyarete bırakıldığını iddia edenler de var. Rusya tepkili, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov büyük ihtimalle karar çoktan alındı dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya NATO yapımı uzun menzili füzelerle saldırması halinde mutlaka cevap vereceklerini söyledi ancak detay vermedi. We would like to hear that NATO will discontinue to approach Russia.